Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte bu sıcak yaz aylarınıza neşe katacak 5 tane oyuna bakıyoruz. İlk oyunumuzla başlayalım. İlk oyunumuzun adı Terminator Genesis Revolution. Oyunumuzu açalım. Şöyle yatay olarak oynayacağız oyunumuzu. Glue Games'in geliştirdiği bir oyun, bu zaten logosunda gördük. Yakında da sinemada filmi çıkacak bu oyunun. Ya bu oyunun değil, zaten Terminator'ın yeni bir filmi çıkacak. Onun için aslında oyun yapmışlar diyebiliriz. 2028 yılında geçiyor. İnsan ırkı artık böyle tükenmek üzere, bir bitmişlik var. Bizler de oyunda meşhur John Connor ismindeki elemana işte dünyayı kurtarması için insan ırkı bitmesin diye yardım ediyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde sinemalarda bunu göreceğiz. Şurada da zaten belirtmişler. Oyun third person shooter oyunu diyebiliriz. Ancak herhangi bir ilerleme yok. Engellerin arkasına saklanarak millete ateş ediyoruz. Şöyle görevlere gelelim. Biraz görev geçtim ben oyunda. Şu görevdeymişim. Geniş bir haritası var. Bu bölümlerin hepsini oynadım ben. Şuna şöyle giriş yapalım ve play diyelim. Oyunda çeşitli silahlarımız var ve bunları geliştiriyoruz. Geliştirmemiz lazım zaten ki oyunda daha hızlı ilerleyebilirim. Karşımıza çıkan düşmanları daha kolay öldürelim. Hepsini gebert diye bir görev geldi. Şöyle sesini de açayım. Şimdi silahlarımızı şuradan değiştirebiliyoruz. Bir değiştirme düğmesi var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Karşımıza da şöyle elemanlar geliyor. Bunları şöyle yavaştan öldürmeye başlayalım. Şuraya bir tane roket sallayalım. Patlasın alayım. Aha bak, bir tane bıdık geldi. Bu bıdığı da şöyle bize doğru geliyor. Gelme. Gelme çocuğum. Ha, kendini patlattı zaten. Herhalde bizi de patlatacaktı. Düzgün bir silah arıyorum. Ha şu. Şöyle çıkayım hedefe. Yapıştıralım elektriği. Gebertemedik galiba. Hedef alması biraz zor. Aha, bunu da bombalamış olduk. Böylece görev bitti. Görevler böyle kısa kısa, onu belirteyim. Tam böyle öldürmeye başladığınız zaman bu ibişleri, görev bitiyor. Tadı inceden damağınızda kalıyor. Şöyle random rastgele bir tura gireyim ama girmeden önce upgrade etmemi istiyor benden. Upgrade'imizi yapalım. Play diyelim ve tekrar bir bölüm daha oynayalım. Şunu da belirteyim bu arada. Bu oyun iOS ve Android'de ücretsiz bir şekilde bulunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Bu bölümü de atlayalım ve diğer oyunumuza geçelim. Benim mermim yoksa ben bunları nasıl öldüreceğim? Ah, varmış. Terminatörlerin üst tarafında sağlıkları var. Şöyle taraya taraya gebertelim. Yanımıza bir tane daha bıdık geldi. Onu da öldürdük. Gebenin siz de. Dünyanın zaten ağzına tükürdünüz. Ve yaklaşanları bazukalı demişim. Pompalıyla ateş ediyoruz ki. Of, bu sefer bayağı kalabalık geldiler ya. Ulan biz mi kurtaracağız dünyayı? Bu nedir arkadaş ya? Geber, geber. Bizim de azıcık sağlığımız kaldı. Ve sağlığımız çok hızlı gidiyor. Bunu da söyleyeyim. Aha, öldük. Oğlum böyle ölüş mü olur lan? Bildiğin kafayı öne eğdi. Üzüldü adam öldüm diye. Neyse. Çıkalım bu oyundan. Diğer oyunumuza geçelim şimdi. Diğer oyunumuzun adı The Branch. Artık nasıl okunuyorsa Ketchup Games yapmış zaten. Görüyorsunuz Ketchup Games, Ketchup Studios daha doğrusu, bizi deli eden oyunlarıyla meşhur bir firma. Sınırlarımızı zorlayan oyunlardan bir tanesi Stickman Rush. Bilenler bilir, hatırlayanlar hatırlar. Bu tarz böyle minimal grafikli oyunlar yapıyorlar genelde. Branch'te karakterimizi bir platform üzerinde böyle döndüre döndüre, ki şöyle hatta göstereyim, İlerletmeye çalışıyoruz. Bütün olay bu. Aha, öldük. Ekrana tıklayarak oynuyoruz. İlk başta otomatik sağa dönüyor. Karşımıza gelen mor topu alırsak diğer tarafa dönmeye başlıyor. Bütün olay yüksek skor yapmak. Bunu da belirteyim. Ayrıca skor yaptıkça da farklı karakterler açılıyor. Şimdi biz Mike'la oynuyoruz. Tabii farklı karakter açmanın bir olayı var mı derseniz, hiçbir olayı yok. Size ne bir hız katıyor, ne bir kuvvetlendiriyor, hiçbir şey yapmıyor. O yüzden farklı karakter açmakla uğraşmanın da çok bir mantığı yok aslında. Oyun Android ve iOS'te var. Beleş. Windows Phone için de yapmışlar. Ancak bu firmanın yaptığı değil sanıyorum, çakması. Onu deneme fırsatım olmadı. Windows Phone'u olanlar deneyip de yorum yazarlarsa da biz de görmüş oluruz. Bunlar hep Flappy Bird'ün eseri ya.
almayacağım. Diğer tarafa dönmek istemiyorum. Benim kafa karışıyor diğer tarafta. Dediğim gibi Android ve iOS'te beleş olarak var. Deli olmak isteyenler zaten hava sıcak. Delirmeye çok müsaitiz. Oyunu bir deneyebilirler. Çok fazla bir aksiyonu yok oyunun. Diğer oyunumuza geçelim şimdi de. Diğer oyunumuzun adı Dude Perfect 2. Mini Clip tarafından hazırlanmış bir oyun bu. Mini Clip genelde böyle eğlenceli, kitleyen oyunlar yapma konusunda başarılı diyebilirim. Ki şahsen ben de bu oyunlarını sevdim. Bunun birincisi de vardı ki bu kadar iyi değil ki zaten iyi olmadığı için geliştirip ikincisini çıkartmışlar. Olay şu, bir tane amacımız var. Basket atmaya çalışıyoruz. Karşımıza potalar geliyor. Ben kaça kadar ilerlemişim? 6'ya kadar ilerlemişim. Şimdi zaten göreceksiniz bunu. Elemanlarla şöyle potalara basket atmaya çalışıyoruz. Normalde ilk bölümlerde şu buz yoktu. Daha sonra biz böyle bowling topuyla atış yapmaya başladık ve buzumuz kırılıyor artık. Bowling topu sayesinde. Şöyle yönünü ayarlıyoruz. Şöyle ileri geri yaparak da atışın kuvvetini ayarlıyoruz. Şunu ayarladık mı topa basıyoruz ve topu fıydırıyor eleman. Biraz alçak gitti, bir de şöyle deneyelim. Bu da az oldu. Aa, kafamıza geldi. Bu da az oldu. Birazcık da gücümüzü azaltıp da atarsak sanıyorum bu işi... Of, olmadı. Bir tık daha yukarıya. Hadi bebeğim, uğraştırma beni. Come on man. Üzüyorsun ama beni. Daha şöyle dik yapalım. Bu arada da son topum ya. Her tarafı bowling topu yaptık. Hadi sonuncusunda. Yes. Karşımıza hani şimdi mesela buz çıktı. Karşımıza engel olarak ayının bile geldiği oluyor. Bunu da belirteyim size. Böyle de değişik bir basket oyunu. Ama bu ayı değil, boz ayı geliyor bildiğin. Top değiştirebiliyoruz. Öncelikle bir tane bowling topu atıyoruz. Daha sonra da basket topu atıyoruz. Ya da bowling topu da zaten giriyor oraya. Şöyle de bir tane sallayalım. Hoppa, sallayamadık. Şundan gider mi lan oraya? Bu yetişmiyor. Şundan atalım. Ha, basket topunu yetiştirdik. Yes. Bu bölümü de böylece tamamlamış olduk. Oyun Android ve iOS marketlerde bedava, beleş bulunuyor. Beleş oyun keyfi diye belirtebiliriz bu oyun için. Bunu da sallayalım, atalım ve diğer oyunumuza geçelim. Hani şey kafasında biraz oyun. Angry Birds kafasında ama işte kuş yerine basket topu atıyoruz. Eğlenceli bir oyun. Grafikleri de gayet güzel ve hoş olmuş diyerek diğer oyunumuza geçiyoruz. Diğer oyunumuz bir nostalji oyunu, nostalji yaşatacak oyunlardan bir tanesi İsim Şehir Online. İsim Şehir hayvan oyununu küçükken hani böyle akıllı telefonlarımız yokken arkadaşlar toplanınca böyle oynardık. Kağıtlara işte İsim Şehir hayvan diye yazarsın böyle. Sonra bir harf seçilir. O harfe göre işte mesela N harfini seçtin. N ile başlayan isim, N ile başlayan hayvan, işte N ile başlayan şehir diye yazarsın. En sonunda da bir puanlama sistemi vardı onun, acayip. Bunu bizim mobil platformlarımıza getirmiş bu oyun. Ayrıca güzel tarafı da şu, online oynuyorsunuz. Karşınızda gerçek rakipler var. Onlarla kapışıyorsunuz. Şunu belirteyim, oyun Android'de var ve bedava. Şimdi giriş yapalım, oyuna başlayalım ve mantığını daha kolay anlatabileyim ben de. Bu arada misafir olarak katıldım ben. Dilerseniz Facebook'unuza giriş yaparak kendi isminizle de oynayabiliyorsunuz. E harfi geldi bize. E ile başlayan bir isim yazın diyor. Şöyle Eren diyelim. Diğer soruya geçelim. E ile başlayan başkent. E ile başlayan hangi ülkenin hangi başkenti var? Şimdi ben onu nereden bileyim? Düşünüyorum. Düşünemedi. Geçelim. E ile başlayan meslek. E ile başlayan meslek. Er diyelim. Askerlik de bir meslek olarak geçiyor mu oyunda, onu bilmiyorum. Üniversite. Edirne Üniversitesi belki vardır. Ya da Ege yazalım ya. Futbol takımı. Hop, yetişemedik. Eren diye isim varmış, şurada çıkıyor. Er diye bir meslek yokmuş. Bunu dilersek, olduğuna inanıyorsanız şu ünlem işaretinden bildirebiliyorsunuz. Üniversite Ege'yi kabul etti ve toplamda 20 puan aldım. Şimdi beni bir sıralamaya sokacak oyun oynayanlar içinde. 20 puanla kaçıncı sıradayım? 14. sıradayım ve şu an oyunu oynayan 15 kişi var. Bunu da belirtelim. Yeni oyun başlamak üzere ve şimdi bir harf seçiyor. Oyuna giriş yapıyoruz. R ile başlayan isim, hemen yazamayalım. Ramazan diyelim. Şehir Rize. Dilerseniz yurt dışından şehirler de ekleyebilirsiniz. Başkent.
Ben de başkentlerde sıkıntı var ya. Bulamadım. Geç. Ülke. Roman. Ya. Otomobil markası. Ruf diye bir marka vardı galiba. Türk şarkıcı. Türk şarkıcılar bende hiç yok ya. Geçelim. Otomobil markası aynen varmış. Burada önemli olan şu, mesela A harfi çıktı. Ali yazarsanız oraya birçok kişi Ali yazacağından dolayı orada siz daha düşük puan alacaksınız. Ancak bilinmeyen, hani böyle ya da yazma ihtimali az olunan bir kelimeyi yazarsanız daha çok puan alacaksınız. Bunu da söyleyeyim. 36 puan aldım ve 9. sıradayım. Bir el daha oynayalım ve daha sonra diğer oyunumuza geçiş yapalım. Harfimiz geliyor. P. P ile başlayan isim. Pelin diyelim. Geçelim. Şehir. Paris. Geçelim. Başkent. Yine Paris. Geçelim. Meslek. Şimdi buradan bir tane tüyo aldık. Bir tane tüyo hakkım vardı. Ama ben yine bunları birleştiremedim. Neyse, geçelim bunu da. Ülke. Ülke de aklıma gelmiyor şu an. Otomobil markası. Porsche. Porsche'da ne biçim yazılıyor kim bilir. Böyle yazılmıyor muhtemelen. Geçelim. Türk şarkıcı. Pınar. Yazamadım. Aa, şehir niye Paris olmadı? Sorun bildirelim. Ha, Paris yazmışım. O yüzden muhtemelen. 26 puan aldık. Bakalım kaçıncı sıradayız. Eğlenceli bir oyun. Bir tek benim problemim şu oldu oyunu oynarken. Klavyesinde bazen algılama problemleri oluyor. Bu da düzeltilebilecek bir şey. Onun dışında çocukluk günlerimi yad etmeme sebep oldu oyun. Gayet de güzel bir oyun diyerek son oyunumuza geçiş yapıyoruz. Son oyunumuzun adı Chronology Time Changes Everything. Kronoloji diyoruz, kısa yoldan geçiyoruz. Oyun benim hani mobil platformlarda gördüğüm güzel oyunlardan bir tanesi. Gerek grafik olarak gerek kurgu hikaye olarak benim çok çok hoşuma gitti. Zaten oyunun adı üzerinde zaman her şeyi değiştirir diyor. Şöyle, oyun ilk başta bedava indiriyorsunuz ancak mesela ikinci partı almak için bir para ödemeniz lazım. Şöyle bakalım ne kadarmış. Hemen bizi markete yolluyor. 7 lira 12 kuruş. Ki ben birinci parti bitirdikten sonra satın alacağımı söylemeliyim. Çünkü oyun çok çok eğlenceli. Ayrıca çok da güzel grafiklere sahip. Şahsen benim dikkatimi çekti. Bir tane bizim elemanço var. Bu yaşlı bir dayı. Böyle neyse, başlamadan bir settings kısmına bakalım neler varmış. Dil seçeneği Türkçe var mı? Yok. Play diyelim. Ufak bir hikayeyle başlıyor oyun. Bunu indirip bakarsınız. Zaten dediğim gibi ilk bölüm beleş, bedava oynanabiliyor. Windows Phone, Android ve iOS cihazlar için var bu arada. Hani Windows Phone'cular da bu oyunu indirip oynayabiliyorlar. Ki hatta dilerseniz Steam ve Windows Market üzerinden bilgisayarınıza da satın alabiliyorsunuz oyunu. Steam'de yanlış hatırlamıyorsam 10 liralık bir fiyatı vardı. Şimdi bizim dayı hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Buralarda bir şeyler bulmam lazım diyor. Şöyle sağ sol ve zıplama tuşu var şimdilik. Birazdan tuşlarımız değişecek. Bunu da söyleyeyim. İlerleyelim şöyle, böyle yağmurlu bir ormanda. Dayı benliğini yitirmiş durumda. Şunu indirdik, şu dalga motor aşağı indi. Sonra da onun üzerine zıplayıp çıkıyoruz. Biraz daha ilerleyelim şöyle. Şimdi hop, şöyle bir tane babaş çıkıyor buradan. Şöyle sallana sallana çıktı. Ondan hızlıca fıyıyoruz. Dediğim gibi oyunun grafikleri benim mobil platformlarda gördüğüm en güzel grafikli oyunların içine rahatlıkla girer. Şahsen nedense acayip hoşuma gitti. Kutuyu aldık, şöyle gidip şuraya bırakıyoruz. Çıkıyoruz üstüne. İnceden limboluk var oyunda. Limbovari bir oyun. Onun dışında birazcık da bilenler bilir, Braid diye bir oyun vardı. Onu da andırıyor. Yapı itibariyle, oyunun olayı itibariyle. Burada bir tane şimdi saat görüyoruz. Saati aldıktan sonra işler değişiyor. Bunu buldum diyor. Umarım çalışır diyor. Time travel olayı burada başlıyor millet. Zamanda yolculuk. Şuna basınca geçmişe dönüyoruz ki o geçmişe dönüş efektini çok güzel vermişler. Ben 2 dakikada bir basıyorum onu. Hatta 2 saniyede bir. Şimdi mesela şuradan çıkma şansımız yoktu. Zamanda geçmişe gittiğimiz zaman bunun düzgün olduğunu görüyoruz. Ve üzerine rahat rahat zıplayıp devam edebiliyoruz. Bazen de zamanda
ileriye gitmek lazım oluyor engelleri aşabilmek için. Mesela burada gidebileceğimiz bir yer yok. Zamanda ileriye gidiyoruz ve şurada ağacın olduğunu görüyoruz. Oradan yolumuza devam. Ben niye düşüyorum arkadaşım ya? Adamı öldürüp duruyoruz. Asansör varmış eskiden buralarda. Belki şurada küçük bir asansör vardır. Şurada sağ üstte şu an geçmiştesin diyor. Bakalım buralar. Oh, eskiden hep dutlukmuş buralar. Tabi zamanla her şey değişiyor ya. Ama yapacak bir şey yok. Burada ne varmış eskiden? Oh, ne güzel evmiş lan burası. Şurada bir indirmemiz gereken kol çıktı. Hemen indirelim. Kapımız açıldı. Buradan geçerken şöyle zamanı da değiştireyim. Buradan ince ince fıyalım. Hoppa, zamanı öyle durduk yerde değiştirmeyecekmişsiniz demek ki. Buradan da bunu anlıyoruz gençler. Acaba eskiden burada ne varmış diyeceğim de sonradan şuradan bakayım. Aa, bitti. Kafayı biraz dinlendirmem gerek dedi dayı. Çok yoruldum dedi. Kafam karıştı dedi. Part 1'in ikinci chapter'ına geçtik. Chapter. Neyse bu oyun bu şekilde millet. Zamanda değişiklik yapa yapa ilerliyoruz. Ne oldu lan, oynayamıyoruz mu burayı? Oynuyoruz herhalde. Üzersin bizi. Tek bölüm olma. Biraz oynat bari. Ne diyorsun ya? Gittik reklama tıkladık. Cayır cayır reklama tıkladık. Her yere girdik. Hayda, tıkladığımız reklam da neyse. Ha, yeni bölüm geldi. Demek oynayabiliyormuşuz. Sıkıntı yok. Android'de böyle oyun bulmakta zorlanan arkadaşlar için, hele böyle macera bazlı oyunları sevenler için bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum oyunun. Oyun güzel. İndirin, oynayın. Evet, sizlere 5 tane bu sıcak yaz aylarını biraz daha katlanılabilir kılacak oyun anlatmaya çalıştım. Kusurumuz olduysa affola diyelim. Siz de oyun önerilerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adresimizden takip edin. Bir de webtekno.com'dan da takipte kalın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.